Evet, bugün köyümüzdeyiz. Beçer Hanım'la beraber. Beçer Hanım, gezelim mi bahçemizi? Oo, bakıyoruz böyle. Dallar yapraklarını dökmüş. Hadi kızım. Gel bakalım. Kızım, ormanda ne var acaba? Bir şey var mı? Gel bakalım. Oo. Bütün yapraklar dökmüş. Vay vay vay, manzaraya bak. Kızım, ne buldun, ayağı kaldırdın öyle? Ne buldun? Hani? Hani? Koş. Hani? Bir şey buldun dedi. Dur bakalım. O yoruldu biraz bugün. Ne var oralarda? Ne buldun? Hayatın numara lan. Gel bakalım. Gelin. Evet. Gördüğünüz gibi rüzgardan buradan bir ağacımız yıkılmış. Saflan ağacı. Kızım, gördün mü? Ağacımız yıkılmış. Evet. Bu. Geçen senedeki fırtınada yıkılmıştı. Ama hala gördüğünüz gibi dallarında filizlenmeler var. Hiç ölmüş gibi değil. Ama bunu kesip yakmamız lazım. Değil mi kızım? Heh, ne dersin? Keselim bunu da. Ne keseceğiz artık? Oy. Yordun beni be. Bugünkü gezimizde kızım yine beni yalnız bırakmadı. Bire bir şeyler arıyor ama ne aradığını o da bilmiyor. Evet, fındığın durumuna bakalım. Evet, gördüğünüz gibi senek var. Bahçelerin altı tertemiz. Şurada. Gel kızım. Az biraz dinlensin baba. Bir nefes alalım ya. Evet, manzara bu. Ha kızım, gidelim mi? Yok, az bakalım. Şöyle bir sağa sola. Ne buldun kızım? Gel buradan gidelim. Evet. Gel bakalım. Buradan da bahçemize gidelim. İyi de Engin'ciğim, şu pisliği buradan bir kaldırsaydın be. Ha. Şimdi diğer bahçemize geçiyoruz. İçinde taşın bol oldu. Ama diğer taşlı bak. Evet. Ha? Ne oldu kızım? Ha? Ya bakalım. Ya bakalım. Ayı, kurt, çakal var mı ileride? Gel. Aa, bak.
bahar gelmiş gibi havaların sıcaklığından dolayı burada papatyalar çiçek açmış. Değil mi kızım? Gördün mü papatyamızı? Evet. Senin havalar sıcak. Bu yüzden böyle oldu. Yerlemeye devam edelim. Vay vay vay. Evet. Bahçenin durumu oldukça iyi. Sağlıklı. Gördüğünüz gibi taşlı bahçe dememizin sebebi böyle her tarafında taş olması. Biz buraya geçen sene kendi imkanlarımızla yol yaptırdık. Size yol gibi gözükmese de bizim işimizi görüyor. Gel kızım. Gezelim biraz daha. Bakalım bahçelerde durum ne? Hanisin kızım? Gel. Kulak ne bu kulak? Bu kulak ne? He? Bu kulak ne? He, alışık değilsin değil mi? Evde halının üstüne basıyorsun bir senedir. Patiler, toprak, taş görünce vay anam vay. Değil mi? He, neresi burası değil mi? Koltuk yok yatmaya, uyumaya evde. Hadi gel bakayım. Evet. Bu da yukarıki dağımız. Gel bakalım. İşte yolumuz burası. Gidelim. Buranın manzarası da gayet güzel. Evet, müthiş bir manzara var. Gidiyoruz. Yolumuz var aşağıya. Buralardan fındık vakti çuvalları sırtımızla taşıyorduk. İşte bu sene bu yolu yaptırdık. Bu yol sayesinde ne yapıyoruz kızım? He, ne yapıyoruz bu sene burada? Ciple taşıyoruz. Gel bakayım. Çok çok yıllar öncesinde tabi buradan katırlarla beraber taşıdık sırtımızda. Şimdi vay 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 evet. Bir sinek oldukça fazla. Durum iyi gibi. Kızım sen nasıl görüyorsun durumu? Fındık durumu nasıl bu sene? He kızım? Senin derdin hep başka be. Gel. Kızımız da 6 ayını bitirdi. Genç kız oldu. Değil mi kızım? Gel bakayım. Evet buldum. Bu çekimin adı Reşel Hanım'la hafta sonu gezisi. Değil mi? Ne oldu kızım? Bak buralar bizim. Buraları iyi öğren. Tamam mı? Gel bakalım. Buradan köye giden şehrin şebekesi var. Normal mevsimlerde buralarda şimdi yarım metrenin üzerinde kar olması lazımdı. Bugün kaç? 15 Aralık. Hava mis gibi 17 derece sıcaklık var. Bak bunları buraya yığmış. Aslında bunların yakılması lazım. Ama yaktığınız takdirde bunu yukarıdaki dallara zarar vereceği için üzerine kar yağıp çürümesini bekliyoruz. Değil mi kızım? Öğren bunları. Hadi gel gidelim. Hadi. Gel. Devam ediyoruz. Burası bahçemizin üst sınırı. Gördüğünüz gibi. Burası da alt sınırı. Kızım. Gel. Korkuyorsun gibi geliyor bana. Korkma gel babacık yanında.
Devam edelim. Buraya yol yaparken kaç fındık ağacına tabii zarar verdik dalına. Bunlar da burada böyle. Az yürümeye bak. Korkma yani, bir şey batmaz. Korkma. Hanım evladı. Ha. Ne gördün yine? Bekle bakayım. Pişt. Bekle. Kim var? Kim var? Ses mi duydun? Tut. Hani? Koş. Var mı şey? Yok. Olsa da yapacağım bir şey yok ya. Biz yine böyle diyelim. Şimdi bahçedeki imar farkını göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemizde pek böyle yabani ot yok. Ama aşağıdaki bahçeye bakalım. Ha, derler ya, bakarsan bağa, bakmazsan dağ olur. İşte aşağıdaki bahçenin hali. Biraz bakım yapmak gerekiyor. Gel kızım, hadi. Ya burada ne gördün? Hiçbir şey. Aa bak. Bak bak, kokla, burada ne var? Şişt. Kızım bak, burada ne yemişler? Bak bak. Burada bir şeyler yemiş. Çakallar kuş yemiş. Sen umurunda mı? Hanımefendi nugget da beslendi bugün. Kuş neymiş diyor. Nugget ne lan, nugget ne? Sosyete. Yol devam ediyor. Oo. Nasıl kızım? Gezdin mi? Gel bakalım. Manzarayı size göstermem lazım arkadaşlar. Sonbahar manzarası. Köyümüzde. Ağaçların güzelliğine bir bakın. Enfes bir görünüm. Yani bize göre öyle, size göre öyle olabilir. Evet. Burada Reçel Hanım liderliği ele aldı. Onun peşinde gidiyoruz. Evet. Nereden gidelim kızım? Ha, sen git, ben geliyorum. Hadi. Gidelim. Gel. Aferin. Ha, burada yol bitiyor işte. Buradan dönüyoruz. Fındık vakti. Vay vay vay. Vatandaş kireç atmış bahçesine. Kireçte topraktaki mineralleri desteklediği için fındık bahçelerine atılıyor arkadaşlar. Diyeceksin ki sen niye atmadın? Yakın zamanda inşallah. Acelesi yok. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Söyleyecek sözüm yok. Biz eskiden buradan biriken suyla su içerdik. Hayvanlar da içerdi. Şimdi buraya yılan bile gelmez. Pislik. Kestane. Bakalım kestane var mı? Yok. Burada kestane olmuyor. Yaban kestanesi. Gördüğünüz gibi şöyle minik 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 var yine de. Ama gördüğünüz gibi hiç yaramıyor. Kızım bak, kestanelere dikkat et. Ayağına batar bir tane. Seninle uğraşamam. Hadi gel.
Ne o kızım? Motor çalışıyor. Yok hadi git, geliyorum ben. Yoruldun mu? Gel bak. Bugünkü pazar gezimize köyümüzde devam ediyoruz. Dün hanımefendi belediye plajına gitti. Biraz gezdi orada. Kumda. Bugün biraz toprağa bastın ayakları. Üzerindeki elektriği atsın dedik. Çok değil. 5 ay sonra buralar yemyeşil olur. Ya muhtar ne işe yararsın? Bu kabloların hali nedir? Gerçi onun da suçu yok. Kim söyleyecek ki yapacak. Oo, yaban çileği var burada. Uzak dur kızım. Gördüğünüz gibi. İleri git. Bunlar yemeğin. Görünüşü sizi aldatmasın. Vay vay vay. Vay vay. Ben biraz burada bekleyeyim. Siz orada manzarayı seyredin. Bu mudur? Vallahi budur. Tabii. Şu gördüğünüz taflan ağacı büyük bir ihtimalle büyük dedelerimize en az 100 yıllıktır. Yukarıda gösterdim. Bizimkini rüzgar devirdi. Diyeceksiniz ki hep taflan ağacını mı deviriyor rüzgar? Evet. Çünkü taflan ağaçları yapraklarını dökmezler. Rüzgar estiği zaman direnirler rüzgara karşı. O yüzden yenik düşüyorlar. Yapraklarını dökseydi devrilmezdi. Doğanın dengesi. Evet. Pancar fidelerimiz dikilmiş. Evet. Bir iki ay sonra toplar yeriz. Kızım. Kızım nereye gittin? Gel bak. Yavaş yavaş mahalle içine geliyoruz. Şimdi daha güzel bir manzarası var buranın. Ha? Evet. Kızım sen de anlat görüşlerini. İşte arkadaşlar. Köyümüz burası. Burası neresi derseniz. Giresun Bulancak ilçesine bağlı Yeşilköy karşısı. Bulancak. Dikmen Tepesi. Manzara bu. İddia ediyorum şehirde yaşamayın. Köyde yaşayın. Ömrünüze ömür katın. Bakın herkes çarşıdan kaçmış, köye gelmiş. Önemli olan gelmek değil, ya burada durmak. Heh kızım, gelin mi yavaş yavaş? Ne yazık ya, bunu burada yakıyorsunuz. Buranın yeşilliğinden ne istiyorsunuz ya? Hadi kızım. Evet, şu gördüğünüz ağaç da yaklaşık neredeyse bir asırlık vardır. Muhteşem bu da öyle. Şu karşıdaki dağın güzelliğine bir bakalım. Kızım ev nerede? Oo, biliyorsun gittim bile. Bekle. Arkadaşlarını görmüştür ya da kokusunu almıştır. Ama ben gelmeden de gitmez. Onun burada arkadaşları var. Tony. Bizim köyün maskotu.
Tony arıyor şimdi. Ha, Tony'nin evi orada ama Tony orada değildir büyük ihtimalle. Orada mı kızım? Değil. Bizim köyümüz iki mahalle. Burası aşağıki mahalle. Bir de az önce bahçeyi gezdiğimiz yerin yukarısında bir de yukarıki mahalle var. Burası 76 kişilik nüfusuyla Karadeniz'in en küçük köyü. Tatil köyü gibi. Kimsecikler yok. Gelip kafanızı da dinleyeceksiniz burada. Bakkal yok, kahve yok. Market yok. Hiçbir şey yok. Bizim nacizane evimizde. Şu karşısı gördüğünüz evimiz. Ha kızım. Tony. Tony yok. Hadi gidelim yavaş yavaş. Evet. Bugünkü pazar gezimizi noktalayalım. Hepinize iyi hafta sonları. Gel kızım ama bak burada tele takılıyorsun, gel. Hadi bay bay diye seyircilerine. Gel. Hadi görüşürüz.